Cem Gariboğlu'nun mezarından alınan kemik örnekleri inceleniyor. Peki sonuçlar ne zaman belli olacak? Hemen canlı yayın noktamıza gidelim. Ekibimizden Esra Akürek gelişmeleri yeni günde de takip etmeyi sürdürüyor. Notlarını aktarmak için bu kez Adli Tıp Kurumu'nun önünde. Esra, kolaylıklar dileyelim. Nedir son bilgiler? Paylaş lütfen izleyicilerimizle. Evet, Adli Tıp Kurumu'nun önünde bekleyişimiz devam ediyor. Bu bekleyişimiz biraz sürecek gibi. Yaklaşık bir hafta 10 gün içerisinde Adli Tıp'tan bir rapor yayınlanmasını bekliyoruz. Bu anlamda rapor yayınlandığında yine kamuoyuyla da paylaşılacağını düşünüyoruz. Zira 15 yıl önce işlenen bir cinayetin ardından soru işaretleri bir türlü dinmemişti. 10 yıl önce cezaevinde, yattığı cezaevinde kaldığı hücresinde intihar ettiği ifade edilen Cem Gariboğlu öldü mü yoksa yurt dışına mı karşı sorularının ardından özellikle Münevver Karabulut ve ailesi cephesinden gelen bu sorularla birlikte savcılığa başvurulması halinde bir fethi kabir kararı çıkartılmıştı. Bu kararın ardından dün saatler 11'i gösterdiğinde İstanbul Karacaahmet'te Cem Gariboğlu'nun mezarı başında bir fethi kabir işlemi gerçekleştirilmişti. Adli Tıp Kurumu'ndan ekipler, olay yeri inceleme ekipleri, dosyayı inceleyen savcı, aynı zamanda ailelerin avukatları da orada hazır bulunmuşlardı. Yaklaşık 45 dakikalık bir işlem sürmüştü fethi kabir işlemi. 45 dakika içerisinde öncelikle mezarın üstündeki o ağaçlar temizlenmiş, kesilmiş, ardından kazım işlemleri gerçekleştirilmiş ve sonrasında ekiplerin nezaretinde orada bulunan kemiklerden örnekler alınmıştı. O örnekler tabuta konulmuştu. O tabutla birlikte cenaze nakil aracılığıyla işte bu noktaya İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti ve dünden itibaren de bu anlamda çalışmalar devam ediliyor. Peki neler yapılacak burada? Öncelikle Gariboğlu ailesinin erkek bireylerinden kan örnekleri alınması istenmişti avukatlar tarafından. Yeni örnekler olması önemliydi. Yeni örnekler için de aileden kişiler İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda örnekler vermeye başladı. Bununla alakalı da bu örnekler alındıktan sonra mezarlıktan alınan o kemik parçalarıyla birlikte bir DNA eşleşmesi gerçekleştirilmeye çalışılacak. Tabii Karabulut ailesi avukatları tarafından bir açıklama da gerçekleştirilmişti. O açıklamada mezar yerinde kefen bulunmadığı ifade edilmişti. Konuyla alakalı özellikle adli tıp uzmanlarından yaklaşık 10 yıl geçmiş bir mezarın içerisinde de kefenin bulunmamasının olası olduğu ifade edilmişti. Çünkü zamanla birlikte kefende yok olma, çürüme işlevleri gerçekleşebilirdi. Bu kapsamda incelemeler Adli Tıp Kurumu'nda devam ediyor olacak. Yaklaşık bir hafta 10 gün içerisinde de yeni bir raporun hazırlanmasını bekliyoruz. Ve bu raporla birlikte aslında Cem Gariboğlu'nun akıllarda bırakmış olduğu o soru işaretleri, öldü mü, ölmedi mi, yurt dışına mı kaçırıldı, mezarlık boş mu gibi soru işaretleri de işte çıkacak bu raporla birlikte artık 10 yılın ardından gün yüzüne kavuşmuş olacak. 15 yıl önce Münevver Karabulut bir lise öğrencisiyken cani bir cinayete kurban gitmişti. Bu cinayetin katil zanlısı Cem Gariboğlu'ydu. Cem Gariboğlu Silivri cezaevinde yattığı sırada hücresinde kendini boğduğu aslı ifade edilmişti. Bu kapsamda da işte İstanbul Karacaahmet mezarlığına gömülmüştü. Orada bir fethi kabir işlemi gerçekleştirildi. Şimdi ise gözler İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan çıkacak o DNA eşleşmesi raporunda.